hemen hemen tüm spor severlerin bileceği bir maçtır. Değişik bir atmosferdi. Lucescu'nun hocalığını yaptığı bir Beşiktaş maçımız vardı. 5 kırmızı kartlı bir maçtı. Samsunspor'da oynuyordum o zaman ben. Çok enteresan bir maç olmuştu. Maçın başlangıcı, maçın gidişatı, peş peşe gelen kartlar, atmosferin gerginliği falan böyle çok değişik bir maç olmuştu. Mesela o maç hep hayatımda enteresan yeri olan maçlardan bir tanesi. İyi bir kadromuz vardı bizim. Serkan Aykut, Celil, Ali Akdeniz, güçlü bir kadromuz vardı Samsunspor olarak. Beşiktaş'ta Lucescu ile şampiyonluğu oynuyordu zaten o dönemde. İnönü Stadı'ndaydı maç ve yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayıydı, böyle kış döneminin bir maçıydı. Maç tabii mutlak favori Beşiktaş, kazanması gereken bir maçtı. Ama biz çok iyi başlamıştık ve yanlış hatırlamıyorsam da öne geçmiştik Serkan'ın golüyle. Pas, Serkan aldı. Serkan gidiyor ceza sahasına. Serkan açılan, Serkan baktı. Serkan attı. Serkan attı. Samsunspor'un golü geldi. Serkan attı. Ve ortam gerildi skoru biz erken yakalayınca. Oyun olarak da güçlü oynuyorduk. Bir kart çıktı, üstüne bir kart daha çıktı. İşte Zago vardı Beşiktaş'ta o dönem içerisinde, çok sert ve agresif bir stoperdi. Zago kırmızı kart görecek, şimdi gördü. Zago kırmızı kartı gördü. İtirazlar devam ediyor. 10 kişi kalan Beşiktaş. Bu andan itibaren oyunun yapısı nasıl olacak? Sinirler biraz daha artacak gibi geliyor bana. Üstüne Ahmet Yıldırım, İbrahim Üzülmez kartları tam hatırladığım kadarıyla. Gökhan da vardı galiba. Peş peşe kartlar geldi üstüne. 1, 2, 3. Maç bir anda çığırından çıktı. İbrahim iki oyuncu arasından çıkamadı. Pas yerden Cordoba. Kırmızı kart İbrahim'e. Kırmızı kart İbrahim'e. Sezar yerde. Az önceki pozisyon. İbrahim kırmızı kartı görüyor. Tümer. Panku. Sezar oyun durdu. Sağ yine karıştı. Aldı, kırmızı kart gördü. Ahmet kırmızı gördü. Ahmet kırmızı kart gördü. 8 kişi kaldı Beşiktaş. İnanılmaz bir maç. Onlar açısından kazanılması gereken bir maçtı. Sonra 4-1 bitti yanlış hatırlamıyorsam maç zaten. Çok enteresan, acayip bir maç olmuş. Kırmızı kart. Panku. 7 kişi. Panku. Hakem oyunu durdurdu. Gökhan. Şöyle bir durum oldu. Zaten kartların çoğunda hakem Cem Papila'ydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hemen doğru kararlardı yani. Ki kamuoyu da maç sonrasında yapılan birçok değerlendirmede kartlarla ilgili, pozisyonlarla ilgili hep evet bu kart doğru, geçerli bir kart, kırmızı kartı diye değerlendirildi. Ya peş peşe gelince pek hayatınızda karşılaşacağınız bir durum değil yani bu. Hadi bir, iki kırmızı kartı çoğu oyuncu görmüştür kariyerinde, kendi takımında veya rakip takımında, ama 4-5 kart olduğunda tam şu an kural olarak da hatırlamıyorum. Ya 5 veya 6 kartta oyun duruyor herhalde. 6'ydı yanlış hatırlamıyorsam oyuncu sayısı olarak da. Çok değişik bir ortamdı. Hayatımda unutamayacağım maçlardan bir tanesidir yani. İçeriye girdik. Bir, şimdi kazanmanın keyfi var. Deplasmanda Beşiktaş gibi bir takım yeniyorsunuz ama 5 kart görmüş bir takıma karşı kazanılmış bir maç. Ama dediğim gibi skoru biz ilk başta kafa kafaya oyuncu sayısı olarak denkken yakaladığımız bir skorlar da vardı. Ama dediğim gibi hayatınızda ikincisinin olamayacağı, oynayamayacağınız bir maç bu yani. Nasıl bir maç oldu bu, nereye gitti? Gerginlikler, atmosfer, maçın içerisindeki ortam, maç sonrası, maç bittiğindeki ortamlar, hepsi başlı başına bir konu ve durum yarattı. Şaşkınlıkla soyunma odasına girmiştik. Yani bu nasıl bir maç oldu diye birbirimizle konuştuk. Hem seviniyoruz ama öbür taraftan da
şaşkınlığını yaşadığımız bir maç olmuştu yani. Ceza sahasına. Sert bir vuruş. Dördüncü gol Kirita. Onlar artık üçüncü karttan sonra skor olarak da öndesiniz. Üç olmuş maç, dörde gitmiş. Dördüncü kartı gör, beşinci kartı gör, altıncı kartı gör noktasında tezahüratlar oluşmaya başlamıştı.